Büyük milletimiz iyi akşamlar. Yurdumuzda saatler 18.30'u gösteriyor. Türkiye ve dünya gerçekleri ulusal kanal farkıyla ekranlarınıza geliyor. Değerli izleyiciler, evet Afrin. Afrin'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin zafer taarruzu devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Türk Silahlı Kuvvetleri, yani şanlı ordumuz değerli izleyiciler, ne yaptı? Artık Amerika'nın ihbar yollarını da hedef almaya başladı. Yani operasyon olması gerektiği gibi yürüyor, başarılarla devam ediyor. Evet, ilk şehidimizi vermiştik, bugün toprağa verdik şehidimizi. Bugün bir şehit haberi daha geldi. Elbette milletçe üzüldük ve bu süreçte milletimiz de aslında Mehmetçiğe nasıl sahip çıktığını da gösteriyor. Çok önemli, çok özel görüntüler izleyeceksiniz. Nasıl cepheye gittiğini göreceksiniz bizim kahraman askerlerimizin. Ve o kahraman askerlere milletin nasıl sahip çıktığını, nasıl güç verdiğini, sarmaların nasıl sarıldığını, onlara nasıl destekler verildiğini göreceksiniz. Evet, sarmalar sardılar analar, dolmalar yaptılar, kuzucukları bir şekilde bir ana şefkatiyle buluşturmaya çalıştılar. Yani değerli izleyiciler, Türk'ün zafer taarruzu devam ediyor. Ulusal Kanal Ana Haber Bülteni başlıyor. Teröristlere ihsar getirmek, dost ve kardeş, bölge halkının bunların baskı ve zulmünde tutulmasını sağlamak üzere Zeytin Dalı Harekatı'nı icra etmeye başlıyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olacak şekilde bu faaliyet icra edecektir. Geldik ve geliyoruz. Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır. PKK, PYD, YPG ve DH unsurlarını, teröristlerini yok etmek için havadan harekata başlamıştır. Kahraman silahlı kuvvetlerimizi sevgiyle, saygıyla, güvenle selamlıyoruz. Vatan savaşımızın zafer taarruzu başlamıştır. Bunun başarılı olmasını can gönülden diliyoruz. İnancım odur ki Afrin darmadağınık. Evet değerli izleyiciler, onlar mazlum milletlerin kılıcı. Onlar dünyaya nam salan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kınalı kuzuları. Gülerek gidiyorlar cepheye. Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, şimdi onlarla başlayacağız haber bültenimize. Gerçekten aslında bizim bildiğimiz, alışık olduğumuz, bize çok garip gelmeyen ama dünyanın imrenerek izlediği askere ya da cepheye diyelim daha doğrusu, cepheye gidiş görüntülerini sunacağız sizlere. Yani cesaret kelimesini bir kez daha taçlandırdı Türkiye'nin o kınalı kuzuları, o kahraman Mehmetçikler. Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, işte o Suriye'ye giden yiğitlerin sözleri. Mesela bir tanesinin sözleri vardı ki hepimizi yeniden duygulandırdı. Biz susalım mı? Onları izleyelim. Yağmurlu havada uğurlandılar. Komutanlarına, silah arkadaşlarına sarıldılar. Türk milletinin kalbinde taht kuran Mehmetçik bu görüntülerle Afrin'e giriş yaptı. Bir şey söyleyecek olan var mı? Düğüne gidiyoruz abi, düğüne gidiyoruz. Gözler Zeytin Dalı Harekatı'nda. Millet Türk ordusunun başarısıyla seviniyor, onların kahramanlıklarıyla gururlanıyor. Tüm Türkiye selam olsun buradan. Allah'ın izniyle oraya girip ve dönüp geleceğiz inşallah. Yüce Rabbim büyük. Buradan aileme, herkese çok çok selam olsun. Hatay Kırıkhan'da sınırda bekleyen askerler ihtiyaç durumunda sınırı geçiyor ve operasyonlara destek veriyor. Bu görüntüler bugün Yalankoz mevkiinde çekildi. Bir şey söyleyeceğim. Yardımcımız olsun. Amin. Komando birliği Afrin'e gitmek için son hazırlıklarını yaptı. O anlarda yanlarında komutanları, arkadaşları ve vatandaşlar vardı. Helallik aldılar, sarıldılar.
Allah'a emanet. Tatlıyı helal edin bizden. Alacağız önlerde. Helallik mi istedin? Helallik istedik. Şükür Allah'a alacağız inşallah. Sırtlarında 50 kilo ağırlığındaki çantaları, ellerinde silahları vardı. Onlar için vatan sevgisi her şeyin üzerinde. Operasyona giderken söyledikleri bu sözler her şeyi özetler nitelikteydi. Bir şey söyleyecek olan var mı beyler? Buyur abi. Bir şey söyleyecek olan var düğüne mı? Düğüne gidiyoruz abi, düğüne gidiyoruz. Afrin'i yıkacağız. Kapatın. Tamam. Abi içeriye çek. Türk bayraklarıyla uğurlanan kahramanlar bindikleri araçlarla gülen yüzleriyle Afrin'e doğru hareket etti. Evet değerli izleyiciler, düğüne gidiyoruz diye gidiyor Mehmetçik cepheye. Peki ne yapıyor Mehmetçik orada? Afrin'de ne yapıyor? Zeytin Dalı operasyonu 4. gününde. Şimdi hemen şunu söyleyeyim. Bursa'ya da tamamen temizlendi. Yani Mehmetçik hedeflerine adım adım ilerliyor. Bölge ateş altına alındı. Notlarıma bakarak söylüyorum. El Hammam köyü ve çevre tepeleri teröristlerden arındırıldı. Ve değerli izleyiciler, operasyonda 25 Amerikan kara gücü mensubu, yani PKK'lı terörist öldürüldü, etkisiz hale getirildi. Yoğun çatışmalar yaşanıyor bölgede, bunun bilgileri de elimize geliyor. Ve şu ana kadar, hemen rakamı verelim, 15 köy teröristlerden kurtarıldı, temizlendi. El Hammam köyü ve çevre tepeler terörden temizlendi. Afrin'deki PKK-PYD'nin hedefleri bombalandı. Zeytin Dalı Harekatı'nın 4. gününde Türk ordusunun kara operasyonları sürüyor. Azez cephesinin açılmasından 3 saat sonra ilk zafer kazanıldı. Mehmetçik, Bursa'ya dağında kontrolü tamamen sağladı. Savaş uçaklarıyla vurulan Afrin'e hakim dağda birliklerimizle PKK-PYD'liler arasında sıcak çatışmalar yaşandı. Çatışma anları kameralara da yansıdı. Tamamen ele geçirilen Bursa'ya dağında 25 terörist öldürüldü, 10'u yakalandı. Kaynaklar terör hedeflerinin topçu ateşiyle vurulduğu ve çatışmanın dağın eteklerinde sürdüğü bilgisini paylaştı. Operasyonun başından bu yana ise 170'in üzerinde hedef imha edildi. 15 köyde terör örgütü PYD-PKK'dan alındı. Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'in batısında sürdürdüğü operasyonda ise Cinderes beldesinin El Hammam köyünü ve çevre tepeleri terör örgütü PYD-PKK'dan aldı. Cinderes bölgesi terör örgütünün Hatay'ın Reyhanlı ilçesine saldırı düzenlediği stratejik bir bölge. Bunun yanında Afrin'e uzanan düz bir vadi konumunda. Harekat kapsamında sınırın Kilis-Hatay hudut hattında konuşlu birlikler de Afrin'de tespit edilen terör örgütü mevzilerine sabah saatlerinden itibaren aralıklarla top atışı yaptı. Değerli izleyiciler, Irak'taki Türkmen kenti Telefer'de bir okul yapılacak şimdi. Okulun ismi Şehit Üsteğmen Oğuz Kağan Usta olacak. Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, Afrin'den gelen ilk şehit haberimizdi. Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'yı şehit verdik Afrin'de. Neden Irak'ın Türkmen kenti Telefer'de böyle bir okul yapılacak biliyor musunuz? Çünkü bu kahraman, şu anda ekranda görmüş olduğumuz bu kahraman, ölmesi durumunda ailesine verilecek maddi desteğin Irak'ta Türkmen kenti Telefer'de bir okul yapılması için kullanılmasını istedi. Çok şükür annemin de babamın da başları dimdik. Bu millet kendi göbeğini kendisi kesecek. Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidi Piyade Asubay Üst Çavuş Musa Özalkan başkenti Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Özalkan, Kilis'in Gülbaba Köyü güneydoğusundaki Bursa'ya dağında PKK-PYD'lilerle girilen çatışmada şehit oldu. Bu bizim için bir kıvanç, mutluluk. Zafere ulaşmak suretiyle kazanacağız. İnancımız da. Şehit Özalkan için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde tören düzenlendi.
Törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katıldı. Çok sayıda siyasetçiyle yurttaşın da yer aldığı cenazede Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, şehidin ailesini yalnız bırakmadı. Evli ve 5 aylık kız çocuğu olan şehit Özalkan, Ankara'nın ilçesi Ayaş'ta toprağa verildi. Özalkan'ın şehit haberinin ardından vasiyeti de ortaya çıktı. Assubay Musa Özalkan'ın şehit olması durumunda ailesine verilecek maddi yardımla Irak'taki Türkmen kenti Telafer'e bir okul yapılmasını ve kendi adının verilmesini istediği öğrenildi. Özalkan'ın cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şehidin vasiyetini yerine getireceklerini söyledi. Evladımızın inşallah bu vasiyetini zaten Türk milleti olarak biz kendimiz hallederiz. Şehidin abisi Hakimler ve Savcılar Kurulu müfettişi Necip Özalkan da bu devlet için bir ölür bin doğarız dedi. Allah devlete, millete, vatana, millete zeval vermesin. Bayrağımız inmesin. İslam'ın son sancakları olan bu ülke için, bu devlet için hepimiz bin ölür, bir ölür bin doğarız. Elimizden gelen neyse, nerede görev yapıyorsak sonuna kadar en iyi şekilde vatanımıza, milletimize, devletimize hizmet ederiz. Hemen bir düzeltme yapayım değerli izleyiciler. Benden kaynaklanan bir hata var. Oğuz Kağan Usta bugün şehidimizdi değerli izleyiciler. Bugün şehit verdik kendisini. Milletimizin başı sağ olsun, vatan sağ olsun diyoruz. Adına okul yapılmasını isteyen şehidimiz ise dün şehit verdiğimiz ve biraz önce cenaze törenini izlediğimiz, şehit törenini izlediğimiz Piyade Assubay Üst Çavuş Musa Özalkan'dı. Değerli izleyiciler, işte Telefer'de şimdi onun adına, Musa Özalkan adına, şehit Musa Özalkan adına bir okul yapılacak. Bu oldukça önemli. Zira devlet önünde de gördük, devletin bütün kurumlarıyla oraya iştirak etmesi, siyasi parti liderlerinin orada olması oldukça önemli bir görüntüydü. Türkiye'nin aslında içeride de bir birlik içinde olduğunu, bazı işte bozuk kafalar hariç diğerlerinin içeride birlik halinde olduğunu gösteren bir gelişmeydi bu. Ve Afrin'de neler yaşandığına biraz daha bakalım. Afrin'de kantonları dağıtma harekatı 4 koldan sürüyor değerli izleyiciler. Kritik tepeler TSK tarafından ele geçiriliyor. TSK destekli ÖSOK kuvvetleri de 30 kilometre derinliğe ulaşmak için hızla ilerliyorlar. Evet, bu da bir başka önemli nokta. Bu arada sadece Afrin değil, Amerikan askerlerinin bulunduğu Fırat'ın doğusunda da PYD ve PKK ikmal üsleri de Türk ordusu tarafından hedef alınıyor. PYD, PKK, Afrin'de kıskaçta. Karadan topçu birlikleri, havadan Türk jetleri teröristlere nefes aldırmıyor. Harekatın sıcak noktası Afrin olsa da Fırat'ın doğusu da hedefte. Amerika'nın PYD, PKK'ya ikmal noktaları da birer birer vuruluyor. Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna geçmeyin uyarılarına rağmen Amerika PYD'yi Membiç'e yerleştirmişti. Terör örgütü Fırat Kalkanı bölgesinin güneyinden Afrin'e ulaşmaya çalışsa da elbabın alınmasıyla bu hedef kısa vadede bertaraf edilmişti. Bunu Membiç takip edecek. Ardından da kademe kademe Irak sınırına kadar ülkemizi kuşatmaya çalışan bu terör pisliğini temizleyeceğiz. Zeytin Dalı harekatıyla PKK, PYD Membiç'e yığınak yapmaya başladı. TSK bu riski engellemek için Membiç'e ağır silah ve mühimmatların taşındığı yolları bombalıyor. Yani Amerika'nın silahları terör yuvalarında imha ediliyor. Sadece askeri değil, Ankara'nın diplomatik adımları da var. Diplomatik girişimlerin öncelikli hedefleri ise ikinci Kandil olarak bilinen Sincar ve Şengal Dağı. Irak'ın kuzeyinde kalan bölgeye Amerika ağır silah ve mühimmat depolamış durumda. Zeytin Dalı harekatı başlar başlamaz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Irak ziyareti dikkat çekmişti. Çavuşoğlu, Bağdat ziyareti sonrası yaptığı açıklamalarda temaslarıyla ilgili bilgi verdi. Dışişleri Bakanı, Irak'la Sincar operasyonunu konuştuk dedi. Çavuşoğlu'nun açıklamalarına göre Bağdat'ta terör hedeflerine yönelik ortak harekata sıcak bakıyor.
Merkezi hükümet Sincar bölgesinde de Suriye sınırlarının güvenliğini kontrol altına alacak. PYD-PKK'nın geçiş güzergahı olarak kullandığı noktalarda engelleme yapılacak. İhtiyaç olduğu takdirde de Türkiye'de Irak'a destek verecek. Ve değerli izleyiciler, Türk ordusunun PKK-PYD'nin Akdeniz'e çıkış kapısına darbe vuran Zeytin Dalı harekatında önemli çalışmalar yürütülmüştü. Harekattan önce de istihbarat çalışmaları büyük bir başarıyla yürütüldü. Yaklaşık bir yıldır planlaması yapılan harekatta kılı kırk yaran çalışmalar yapıldı. İşte Zeytin Dalı harekatının görünmeyen yüzü. İlginç, dikkat çekici bir haber sunuyoruz size. Bir yıla yakın süre planlaması yapıldı. Afrin içinden önemli istihbaratlar toplandı. İstihbarat adeta kılı kırk yardı. Türk ordusu Afrin harekatıyla PKK-PYD'nin Akdeniz ve Karadeniz'e çıkış kapısına büyük darbe vurdu. Harekatın ilk gününde PKK-PYD hedefleri %95.57 isabetle vurulmuştu. Türk jetlerinin isabet oranının yüksek olması istihbarat çalışmasının başarısını da ortaya koydu. Ulusal kanalın istihbarat kaynaklarından edindiği bilgiye göre son bir yıldır kılı kırk yaran bir çalışma yapıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Askeri İstihbarat sahada hedefleri bir bir tespit etti. Askeri harekat yalnızca sınır bölgesinden değil, bizzat harekat bölgesi olan Afrin içinden sağlanan bilgilerle yönlendirildi. Bu noktada Türk istihbaratı Afrin'in kritik noktalarına yerleşti. Operasyona ilişkin geçilen fotoğraflarda da bu görülüyor. Afrin ilçe merkezinde çekilen bir fotoğrafta önde bölücü terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı var. Arka planda ise Türk uçaklarınca vurulmuş bir bölgedeki patlama dumanı yer alıyor. Fotoğrafı değerlendiren askeri yetkililer amacın terör örgütüne bizzat içeriden izliyoruz mesajı vermek olduğunu belirtiyor. Türk istihbaratı YPG'nin haberleşme sistemini de büyük oranda çözdü. Buradan elde edilen veriler anında sahada operasyon yapan birliklere ve operasyon merkezine aktarılıyor. Bu bilgilerin özellikle hareketli hedefler açısından önemli olduğu belirtiliyor. Uçak savar yüklü kamyonetlerin yer değiştirmesi durumunda boşa atış yapılmadığı kaydediliyor. PYD-YPG'nin uluslararası kamuoyunda kara propaganda yapmasını engellemek açısından da istihbarat çalışmaları önem taşıyor. Bu kapsamda hedefler hassas olarak belirleniyor, vurulmadan önce raporlaştırılıyor. Kritik hedeflere atış yapıldıktan sonra da verilen hasar ve sivillere zarar gelip gelmediği hem havadan hem de bizzat merkezden izleniyor. Veriler fotoğraflanıp raporlaştırılıyor. Harekatın ilk gününde 113 hedeften 108'i vurulmuştu. Kaynaklar vurulmayan hedeflerin isabet ettirememek anlamına gelmediğini vurguluyor. Bazı hedeflerin hareket ettiğini belirten kaynaklara göre bu hedeflerin sabit hale gelmesi beklendi. Ve değerli izleyiciler, Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamaları vardı. Suriye'nin toprak bütününe saygılıyız dedi Binali Yıldırım. Yine bu vurgu yapıldı Türkiye'den yapılan resmi açıklamalarda. Amerika'yı sert sözlerle eleştirdi. Terör tehdidi bitene kadar mücadelenin devam edeceğini söyledi Yıldırım. Ve terör örgütünü silah bırakmaya çağırdı. Daha önce ifade ettiğimiz gibi bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Suriye'nin toprak bütünlüğüne sonuna kadar saygılıyız. Ama başımıza bela olan terör örgütlerine de eyvallah diyecek halimiz yok. Bölgede oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu başlarına yıkacağız. Hiç ona buna güvenmesinler. Unutmasınlar. Çay gider, kum kalır. Bizimle burada birlikte yaşamak istiyorlarsa emperyal güçlerin oyununa gelmesinler. Derhal silahlarını bıraksınlar, milletin başına bela olmaktan vazgeçsinler. Evet değerli izleyiciler, Binali Yıldırım'ın değerlendirmeleri bu şekildeydi başbakanın ve Türkiye'nin jeostratejik önemi açısından Afrin nerede? Yani Afrin'in Türkiye'nin jeostratejik önemi için ifadesi nedir değerli izleyiciler? Bu soruyu emekli tümamiral
Cem Gürdeniz'e sorduk. Bu Türkiye için hayat memat meselesidir. Bunun tartışması bile yapılamaz. Ordumuza başarılar ve zaferler diliyorum. Afrin Harekatı Türkiye için zorunluydu dedi. Suriye Devleti ile işbirliği yapılması gerektiğini vurguladı. Bir an evvel yakınlaşmanın ve tekrar işbirliği sürecini başlatmanın ben elzem olduğunu değerlendiriyorum. Türk ordusunun Afrin Harekatı'nı emekli Tümamiral Cem Gürdeniz ulusal kanala değerlendirdi. Afrin Harekatı devam ediyor. Türkiye'nin son yıllarda giriştiği en önemli kara harekatından birisidir. Gürdeniz'e göre Afrin operasyonu Türkiye'nin jeostratejik güvenliği için zorunluydu. Stratejik sonuçları vardır. Bana göre en büyük stratejik sonucu sözde Kürt devletinin Akdeniz'e çıkış koridorunu önleyecek en büyük hamledir. Bu hamlenin mutlaka yapılması gerekirdi. Türk ordusu Afrin harekatıyla Suriye'nin kuzeyindeki terör koridorunun Akdeniz'e ulaşmasını engelledi. Sadece Türkiye'nin kara jeopolitiğini etkilemiyor, deniz jeopolitiğini de etkiliyor. Afrin'in Kobani ile birleşmesi ve oradan Akdeniz'e çıkan bir koridorun oluşması Türk deniz jeopolitiğinin kabul edebileceği bir durum değildir. Emekli Tümamiral, Suriye Devleti ile işbirliğinin önemine dikkat çekti. Şu an Türkiye hükümetinin yapması gerekenin, Suriye hükümetinin bu kendi vatanlarını koruma mücadelesindeki bu sürece katkı sağlamak olduğunu düşünüyorum. Türkiye'ye yönelik tehditleri ortadan kaldıracak en iyi formül de Türkiye'nin bölgesel işbirliğine önem vermesi. Çünkü uzaktan gelenler geçicidir. Ama yakın coğrafya kalıcıdır. Mustafa Kemal Atatürk döneminde olduğu gibi hem doğu hem batı sınırımızdaki komşularımızla jeopolitik dostluklar, stratejik işbirlikleri kurarak geleceğe daha güçlü bakmamız gerekir. Ve değerli izleyiciler, güvenlik zirvesi yapıldı Beştepe'de. Afrin gündemiydi bu kritik güvenlik zirvesi. Önemli vurgular vardı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalar yaptı zirveyle ilgili olarak. Çok dikkat çeken vurgular şunlar. Bir kere sınırlarımızın güvenliğine vurgu yapılması önemli ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne özel vurgu yapılması da dikkat çekti. Güvenlik zirvesinde öne çıkan iki vurgu bunlardı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınırlarımızdaki terör koridoruna karşı yürüttüğü Afrin Harekatı'nı gündeme alan güvenlik zirvesi Beştepe'de yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönettiği zirveye Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcıları, İçişleri, Dışişleri, Milli Savunma Bakanları ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Başdanışmanlar Adnan Tanrıverdi ve Mustafa Varan katıldı. Erdoğan'ın büyük kırmızı bir dosyayla katıldığı toplantı basına kapalı gerçekleşti. Toplantı sonrası açıklama Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın operasyonun başarılı bir şekilde yürütüldüğünü ifade etti. Operasyon planlandığı şekilde başarıyla yürümektedir. Özgür Suriye Ordusu unsurları ve onlara destek veren Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait birlikler, Afrin'de tespit edilen bölücü terör örgütüne ait hedefleri imha ederek güvenli bir şekilde ilerleyişlerini sürdürmektedir. Kalın operasyondaki önceliklere değindi. Sınır güvenliği ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne dikkat çekti. Güvenlik toplantımızda da altı çizilerek vurgulandığı şekilde Türkiye'nin öncelikli amacı sınırlarının güvenliğini, vatandaşlarının can ve mal emniyetini sağlamaktır. Suriye'nin toprak bütünlüğüne olan saygımız da bu operasyonun önemli gerekçeleri arasındadır. Zeytin Dalı operasyonu herhangi bir etnik gruba değil sadece terör örgütlerine karşı yapılmaktadır. Türkiye bugüne kadar benzer operasyonlarla gittiği hiçbir yere zulüm, kan, gözyaşı, kötülük götürmemiştir. Tam tersine ülkemizin ayak bastığı her yerde insanlar barış ve esenlik içinde hayatlarını sürdürmektedir. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi bunun en somut örneğidir. Sosyal medyadaki provokasyonlara karşı da uyardı Kalın. Moral üstünlüğü en büyük gücümüzdür dedi ve ekledi. Medyamız başta olmak üzere tüm kamuoyumuzu bu tür yalan, yanlış, çarptırma mahiyetindeki provokatif haberlere, görüntülere, dedikodulara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz. Kalın, operasyonların bölücü terör örgütü tamamen temizlenene kadar devam edeceğinin altını çizdi. Evet,
değerli izleyiciler, kanının değerlendirmeleri bu şekilde. Tabii Amerika Birleşik Devletleri de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonu sonrasında bir panik halinde, endişe halinde malum ve sürekli ne olduğunu anlamaya çalışıyor esas olarak. Şimdi de değerli izleyiciler, Türkiye'ye bir heyet gönderdiler. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı düzeyinde bir heyet geldi. Jonathan Cohen değerli izleyiciler Amerikan heyetine başkanlık ediyor ve Dışişleri Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı'nda yetkililerle görüşme yaptı Amerikan heyet. Amerika Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili diplomatik hata geçti. Bu amaçla Washington'dan bir heyet Türkiye'ye geldi. Amerika Savunma Bakanlığı yetkililerinden oluşan heyetin başında Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen var. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Amerikalı heyet önce Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Muhtar Gün'le görüştü. İki heyet adli konuları görüşmek üzere Ortak Dayanışma Komitesi çatısı altında müzakere yürüttü. Dışişleri Bakanlığı'ndaki toplantı yaklaşık 4,5 saat sürdü. Amerikalı heyet daha sonra Genelkurmay Başkanlığı'na geçti. Suriye, Irak ve Terörle Mücadele Müşterek Çalışma Grubu toplantısına katıldı. Değerli izleyiciler, Türkiye'nin Suriye'deki faaliyetlerini endişe ile, tırnak içinde söylüyoruz, endişe ile karşıladıklarını sık sık vurgulayan Amerika'nın Suriye'deki faaliyetlerine de bir göz atalım dilerseniz. Amerika'nın sicili farklı tarihlerde, farklı mevkilerde yapılan sivil katliamlarla dolu. Evet, biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin bu saldırılarına endişe ile yaklaşıyormuş ama Amerika'nın siciline baktığımızda karşımıza inanılmaz bir tablo çıkıyor. Çünkü hep sivil katliamları, hep bombalı saldırılar ve hepsi emperyalist saldırılar değerli izleyiciler. Bir göz atalım mı şu Amerika'nın siciline? Demokrasi ve özgürlük kılıfıyla bölge ülkelerini terör çıkmazına sürükleyen Amerika'nın Suriye sicili hayli kabarık. Suriye Savaşı başladığı günden bu yana Amerikan bombardımanı ülkenin farklı farklı noktalarında birçok sivilin hayatına mal oldu. 9 Kasım 2016. Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü'nün internet sitesinden bir duyuru yapıldı. Duyuruya göre Amerika'nın IŞİD'le mücadele bahanesiyle kurduğu koalisyon Rakka'nın El Ayaş köyüne bombalama yapmıştı. O bombardımanda 20 sivil öldü. 30'dan fazla sivil de yaralandı. 16 Mart 2017. Birleşmiş Milletler Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu raporuna göre Amerikan savaş uçakları Halep'te bir camiyi bombaladı. Cami tamamen yıkıldı. 200 kişinin namaz kıldığı camide en az 58 kişi hayatını kaybetti. 22 Mart 2017. Amerika, Suriye'nin kuzeyinde bir okulu hedef aldı. 33 kişi öldü. 26 Mayıs 2017. Bu kez hedef Suriye'nin doğusundaki Mayadin bölgesi. Yine koalisyon uçakları. Bilanço en az 35 sivil öldü. Saldırıda hayatını kaybedenler arasında kadın ve çocuklar vardı. 27 Haziran 2017. Ramazan Bayramı'nın 3. günü. Amerika'ya ait savaş uçakları Suriye'nin doğusundaki El Mayadin bölgesini bombaladı. 57 sivil yaşamını yitirdi. 29 Temmuz 2017. Amerika Deir ez-Zor'a hava saldırısı yaptı. Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre 5'i çocuk olmak üzere en az 10 sivil hayatını kaybetti. Evet değerli izleyiciler, Amerika'nın yaptığı katliamlarla ilgili sicil bu şekilde. Tabii bunlar aslında bir özet bile sayılabilir. Bunun çok daha fazlası var. Bunu bütün dünya biliyor. Neyse, biz şimdi bir sınıra dönelim. Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarına PKK mensupları tarafından Türkiye yönelik roketli saldırılar oldu. Kilis ve Reyhanlı'ya bununla ilgili gelişmeler vardı. Can kaybı yaşanmadı, bunu belirtelim size. Ama gelişmeleri almak için, başka gelişmeleri de almak için hemen sınır hattına dönüyoruz. Ve Ekrem Demir karşımızda. Ekrem Demir, sizi dinliyoruz. İyi akşamlar, iyi yayınlar Teoman. Zeytin Dalı Harekatı 4. günüyle devam ediyor. Sınır hattında bugün sabah itibariyle başlayan yoğun bir yağış
ve aynı zamanda sisli bir hava vardı. Sınır ötesinin neredeyse görülmediği bir durum oluşmuştu. Şu an bulunduğumuz bölge Hatay'ın Hassa ilçesi ile Gaziantep'in İslahiye arasında bir nokta. Afrin'in de kuzeybatı köşesi olarak da ifade edilebilir. Şu an tam bulunduğumuz noktanın yaklaşık 2 kilometre gerisinde bulunan Karafat köyü ve Bintaş köylerine yaklaşık bir saat önce birer roket düştü. Bu roketler boş arazilere düştüğü için herhangi bir hasar vermedi. Yine roketler Reyhanlı'yı hedef aldı bugün. Reyhanlı'da da 2 roket düştü. Bu 2 roket, onlarda da herhangi bir hasar meydana gelmedi. Boş arazilere düştü. Kilis'te yine aynı şekilde 2 roket vardı bugün. Kilis'te ilginç bir durum var. Kilis'te Ekrem Çetin mahallesi bu roketlere hedef oluyor. 3-4 gündür devam eden roketler hep aynı mahalleye isabet ediyor. Ve roketlerin atıldığı bölgede yine aynı bölge. Bu Reyhanlı'nın karşısında Cinderes bölgesi, roket atılmasından sonra Türk Hava Kuvvetleri'nin ve bölgede sınırda konuştu obüslerle yapılan top atışlarıyla hedef alındı ve bu bölgedeki çatışmalar halen devam ediyor. Yine Azez bölgesinde kilise yaklaşık 2 kilometre mesafede yer alan Bursa'ya dağında da çatışmalar devam ediyor. Şıhadit köyü Kırıkan'ın Sucu köyünün tam karşısında komşu köyü. Bu komşu köy Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denetiminde, kontrolünde ÖSO tarafından kontrol altına alındı. Yine Cinderes'e bağlı El Hammam köyü de ÖSO'nun kontrolüne girdi. Ve sınır hattında hareketli ve canlı bir süreç yaşanmaya devam ediyor. Sınır hattında yaşanan son gelişmeler bu şekilde. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz. Sözü tekrar merkez stüdyolara bırakıyoruz. Çok teşekkürler Ekrem Demir. Evet değerli izleyiciler, Ekrem Demir'den bilgileri aldık. Ekrem Demir bize son gelişmeleri aktardı değerli Ulusal Kanal izleyicileri ve devam ediyoruz. Şimdi yurdun dört köşesinden yurttaşlar Mehmetçi'ye destek için bir araya geldiler. Edirneliler lokma döktü mesela değerli izleyiciler. Hatay'da Hassalı kadınlar Mehmetçiğimize elleriyle sarma sardı. Asker annelerine de seslenen Hataylı kadınlar, evlatlarınızı merak etmeyin, hepsi bize emanet dedi. Asker anaları, evlatlarınızı merak etmeyin. Amin. Hepsi bize emanet inşallah. Dua edin onlara, dua edin. Yemeklerine hem sevgilerini hem dualarını kattılar. İnşallah sağ salim hepsi bize dönecek. Olsak, bize yardımcı olsak. Hataylı kadınlar bir araya geldiler, zahmeti bol yaprak sarmayı imece usulü hep beraber hazırladılar. Hatay'ın Hassa ilçesi Akbez mahallesindeki kadınlar sarmaları özenle tencerelere dizdiler. Ayrıca askerlerin ağzı yanmasın diye sarmaları acı yapmadıklarını belirterek askerlere turşu ve ayran da hazırladılar. Ben de dedim mi bunu çok acı yapma dedim, bu susadır dedim şey olur. Sarmalar daha sonra araçlarla sınırın sıfır noktasında bekleyen askerlere teslim edildi. Su şişelerine, damacanalara da ayranları dolduralım. Ağzı da kapatalım. Evet. Ayranların yanına da bardakları koyalım, hemen ellerini atınca. Hastalı kadınlar aynı zamanda Hatay sınırında görev yapan Mehmetçiklerin annelerine de seslendiler. Asker anaları, evlatlarınızı merak etmeyin. Amin. Hepsi bize emanet inşallah. Dua edin onlara, dua edin. Dualarınızı eksik etmeyin. İnşallah. Sadaka çıkardım, bol bol sadaka çıkardım inşallah. O zaman inşallah sağ salim hepsi dönecek. Bize yardımcı olsak. Keşke bir silah verseler de ben de gitsem aynen cepheye. Vatanımızı korumanın için. Edirne Selimiye Meydanı'nda da esnaflar bir araya geldi, Mehmetçi'ye destek amacıyla Fetih Suresi okundu ve dua edildi. Bu vatanı düşman çizmesi altında çiğnetme Allah'ım. Amin. Duanın ardından Edirne Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar ve dernek üyeleri vatandaşlara ayran ve lokma ikram ettiler. Bedenimiz yanınızda değil ama ruhumuz, dualarımız her saniye sizinle beraber, her şeyimizde sizin yanınızdayız. Sizleri seviyoruz ve sizlere buradan her saniye Selimiye'nin gölgesinden dualarımızı gönderiyoruz. Yaşasın Türk askeri. Mehmetçi'ye bir destek de Balıkesir'den geldi. Kuvayi Milliye Şehri, Balıkesir Karasi ilçesi Köteyli Mahalle Muhtarı Baki Eser.
Ben Türk Silahlı Kuvvetleri'ne muhtarlık maaşımdan 2 maaş bağış yapıyorum. Böyle işte bizim milletimiz değerli izleyiciler. Biraz önce askerler giderken işte cepheye giderken düğüne gidiyoruz diye gidiyordu. Anneler evlatlarınızı merak etmeyin diye cepheye giden askerlere ya da sınırda bekleyen askerlere sarma yaptılar Hataylı anneler. İşte yemekler yaptılar, onları gönderdiler. Sonra annelere selam gönderdiler. İşte maaşını, muhtarlık maaşını bağışlayan bir muhtar vesaire. Askerlik şubeleri önünde kuyruklar. Bunlar gerçekten çok önemli şeyler. Ve iş dünyası da aslında büyük bir destek verdi. Bugün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ikiz kulelerinde ortak bir açıklama vardı. Bakın şimdi sayayım. Türk İş, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Hak İş, Memur Sen, Türkiye Kamu Sen, TÜSİAD, MÜSİAD, yani temsilcileri hepsi birleştiler ve ortak açıklamayı Rıfat Hisarcıklıoğlu, yani Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Hisarcıklıoğlu yaptı. İzliyoruz hep birlikte. Kahraman askerlerimizin yanındayız. Türkiye'nin önde gelen iş dünyası örgütleri ve sendikalardan Afrin'de başlatılan sınır ötesi harekata destek geldi. Allah Mehmetçiğimizi korusun. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İkiz Kuleler'de Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi. Ordumuzu muzaffer kılsın, yar ve yardımcımız olsun. Kitle örgütleri ve iş dünyasını temsilen ortak açıklamayı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu yaptı. Bölgeyi terör örgütlerinden temizleyerek huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmek amacıyla Afrin'de sınır ötesi harekat başlamıştır. Hisarcıklıoğlu operasyonla Türkiye'nin terör örgütlerine gerekli yanıtı verdiğini belirtti. Herkes şunu artık görmelidir ki masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğini de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Fırat Kalkanı ile başlayan ve Zeytin Dalı Harekatı ile devam eden operasyonlarla Türkiye terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir. Hisarcıklıoğlu vatandaşları özellikle sosyal medyada yapılan provokasyonlara karşı da uyardı. Bütün vatandaşlarımızı özellikle sosyal medyada oluşturulabilecek bilgi kirliliği ve provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz. Ortak açıklamada başta Türk İş, TİSK, TESK, TÜZOP, Hak İş, Memur Sen, Türkiye Kamu Sen, TÜSİAD, MÜSİAD olmak üzere birçok kitle örgütünün temsilcisi yer aldı. Türkiye sivil toplumu ve iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Evet değerli izleyiciler, açıklama bu şekildeydi. Tabii Afrin'de teröre karşı, terör örgütüne karşı operasyonlar devam ederken aynı operasyonlar Irak'ın kuzeyinde de devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde yer alan terör hedeflerini de vurdu Türk Silahlı Kuvvetleri. ZAP bölgesinde sığınak, barınak ve silah mevzileri imha edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri 4 koldan teröristlerin üzerine gidiyor. Hedefler tam 12'den vuruluyor. Irak'ın kuzeyindeki ZAP bölgesine hava harekatı düzenlendi. Karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki teröristler eylem yapamadan etkisiz hale getirildi. PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzileri de imha edildi. Savaş uçakları emniyetle üslerine geri döndü. Değerli izleyiciler, şimdi bazı sosyal medya organlarında falan filan böyle şeyler yapılıyor. Ne derler? Paylaşımlar yapılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ve Zeytin Dalı operasyonunu karalamak maksadıyla hatta terör örgütünü övücü paylaşımlar yapılıyor. Bununla ilgili operasyonlar vardı 13 ilde. Soruşturmalar başlatıldı. Operasyonlarda da 91 kişi gözaltına alındı değerli izleyiciler. Bunu da söyleyelim. 91 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 3'ü tutuklandı. Ay polis!
Afrin harekatına karşı PKK ve destekçilerinin yaptığı internet paylaşımları sıkı takibe alındı. Operasyona dair gerçek dışı bilgi ve kara propaganda için sahte fotoğraf paylaşan kişiler hakkında 13 ilde Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldı. Şu ana kadar 91 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda 3 tutuklama kararı çıktı. Gözaltına alınanlar arasında HDP il ve ilçe yöneticileri de var. Kara propaganda amacıyla internet üzerinden yapılan paylaşımların hepsi de yalan bilgi ve sahte fotoğraflar. Mesajlarda genellikle daha önce yaşanmış farklı olayların fotoğrafları kullanılıyor. Örneğin PKK destekçisi hesaplardan yapılan bir paylaşımda Türk tankının YPG'liler tarafından vurulduğu iddia ediliyor. Gerçekte ise o fotoğraf 2016 yılında Yemen'de vurulan bir tanka ait. Bir diğer yalan da Türk savaş uçakları Afrin'de sivillerin yaşadığı bir binayı hedef aldı paylaşımı. Bu fotoğrafta gerçekte 26 Nisan 2016'da Kuveyt'e çıkan bir yangına ait. PKK destekçilerin en çok paylaştığı Afrin'de çocuklar öldürülüyor iddiası da tamamen yalan. Çünkü aynı fotoğraf 2017 Ağustos'unda başka bir haberde de kullanılmıştı. Afrin'de Türk askeri esir alındı adıyla paylaşılan bu fotoğraf da yalan. Çünkü fotoğraftaki kişiler Suriyeli muhaliflerin esir aldığı Hizbullahçılar. PKK'lıların en sık paylaştığı yalanlardan biri de Türk askeri yaralandı görselleri. Örneğin ambulansa götürülen bu asker fotoğrafı Afrin'de değil Manisa'da çekildi. Askerin hastaneye götürülme nedeni de gıda zehirlenmesi. Şimdi değerli izleyiciler, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir heyetini Türkiye'ye gönderdiğini ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı düzenindeki heyetin görüşmeler yaptığını sunmuştuk birkaç haber önce. Bir taraftan öyle yapıyorlar ama diğer taraftan da Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'deki terör örgütünü temizlerken, yani Amerika'nın kara gücünü temizlerken, Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı PKK-PYD'nin kontrolündeki Rakka'ya gidiyor değerli izleyiciler ve orada SDG güçleriyle görüşüyor. Yani gene PKK'nın yönetiminde olduğu SDG güçleriyle görüşüyor. Kim? Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı. Yani silah vermek devam ediyor. Efendim onlara destek devam ediyor. Gidip Rakka'da onlara moral ziyaretleri yapılıyor. Ya Amerikan Merkez Kuvvetleri Komutanı işin özü Amerika'nın taşeron kara gücünü ziyaret ediyor değerli izleyiciler. Tekmil mi alıyor artık ne yapıyorsa izleyelim. Türk Silahlı Kuvvetleri sınır güvenliğine yönelik tehditlerin üzerine yürürken Amerika bölgede yeni kaos planlarının peşine düştü. Amerika Merkez Kuvvetleri CENTCOM Komutanı Joseph Wattle, terör örgütü IŞİD'den sonra PKK-PYD'nin kontrolüne geçen Rakka'ya gitti. Wattle'ın yanında Amerika Uluslararası Kalkınma Ajansı Başkanı Mark Green de vardı. Wattle ve Green, Rakka'da 7 saat kaldı, PKK-PYD'nin paravan örgütü SDG güçleriyle görüşüldü. Bölgeden gelen bilgilere göre Amerika'nın Türkiye'nin Afrin'e yönelik askeri harekatını engelleyememesi terör örgütü içinde büyük endişe yarattı. Görüşmede terör örgütü Amerikalılara bu endişelerini aktardı. IŞİD'den alındıktan sonra ilk kez Rakka'ya giden Wattle ve Green, görüşme sonrası Rakka'yı gezdi. Evet değerli izleyiciler, artık en üst düzeyde komutanlarla falan geziyorlar değerli izleyiciler. Oralarda PKK'lılarla, Amerikan subayları en üst düzeyde gidip Rakka'da geziyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Neyse bir de gelip Türkiye'ye gene planlar sunuyorlar. Ya bu nasıl bir iş gerçekten anlamak lazım, anlatmak lazım. Ya da aslında ne yaptıklarını deşifre etmek lazım. Artık iyice gün yüzüne çıktı. Geldiler değerli izleyiciler Türkiye'ye gene ve güvenli bölge planını gene gündeme taşıdılar. Ya sanki orada güvensizliği başkası yaratıyormuş gibi güvenli bölge planını gündeme taşıdılar. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Amerika'yı uyardı tabii bu plan gelince. Ya gölge etmeyin, karşımıza da çıkmayın dedi. Amerika'dan peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son açıklama ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'dan geldi.
Türkiye'nin 3. günü geride bıraktığı Zeytin Dalı operasyonundaki başarılı ilerleyişine karşı Amerika'nın yeni söylemi güvenli bölge oldu. Ankara ile temas içinde olduklarını belirten Tillerson, güvenli bir bölge oluşturmayı gündeme alabilecekleri mesajı verdi. Tillerson bir önceki açıklamasındaki gibi yine kaygılı olduklarını söyledi. Türkiye'den yanıt gecikmedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşıyla Afrin Harekatı hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydetti. ABD Dışişleri Bakanı Tillerson telefon görüşmesinde dedi ki, Mevlüt, arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre Türkiye'ye roket falan atmamışlar. Ben de dedim ki, lütfen onların ağzıyla bizimle konuşmayın. Çavuşoğlu, Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaptı. Eleştirilere tepki gösterdi. Fırat Kalkanı'ndan da öte bir kararlılık var. Burada daha fazla terörist var ve hepsini de temizlememiz lazım. Suriye'de çözüme giderken terör örgütlerine karşı mücadele yapılır. Bu bizim için de elzem. Düşünün, yarın bir siyasi çözüm olduğu, geçiş hükümeti olduğu anlaşıldı. Bu sefer herkes topyekün YPG gibi Suriye'nin toprak bütünlüğünü bölmek isteyenlere karşı mücadele edecek. Türkiye'nin tavrı net. Ankara ve Washington'un arasındaki ilişkilerin Amerika'nın atacağı adımlara göre şekilleneceği konusunda Çavuşoğlu, Tillerson'ı bir kez daha uyardığını belirtti. Biz ABD'ye diyoruz ki, yanımızda değilseniz gölge etmeyin, karşımıza da çıkmayın. Membiş'teki teröristler sürekli taciz ateşi yapıyor. Özgür Suriye ordusuna, Fırat Kalkanı bölgesindeki askerlerimize saldırılarda bulunuyorlar. Eğer ABD bunu durduramıyorsa, biz oradayız ve durduracağız. Bu konuda da kimseden korkmayız. Kararlıyız. Öleceksek bir kere ölürüz. Evet, Çavuşoğlu'nun mesajı oldukça netmiş değerli izleyiciler. Şimdi bir bilgi aktaracağım size. Amerikalıların aslında yaşadığı paniği İngiliz gazetesinden aktaracağım. Hani benzer yerler bunlar. İngiliz The Guardian gazetesinde bir makale vardı. İşte Tillerson'un o güvenli bölge falan filan gibi açıklamaları ya da teklifleri var ya, neden bunları yapıyorlar acaba? Çünkü korku dua dağları sardı değerli izleyiciler. Bakın, şöyle diyor Guardian gazetesindeki bir makalede. Kim yazmış? Patrick Winter isimli kişi yazmış ve Afrin operasyonu ile ilgili şunu söylüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şam ve Moskova ile bir anlaşmaya varması şeklinde gelişebilir Afrin operasyonu. Bu ABD için bir felaket olur. ABD'ye önerim, Türkiye ile olan ilişkilerin bütünüyle yıkılmasını engellemek ve harekata göz yummak, diyor değerli izleyiciler, İngiliz yazar. Yani Amerika harekata göz yumsun, Türkiye ile ilişkilerin bütünüyle yıkılmasını engellesin, yoksa Türkiye Moskova ve Şam'la yakınlaşabilir. Bunu tersten okuyalım. Eğer bunlar düşmansa, bugün hükümet yetkililerini de herhalde ulusal kanal izleyen kesimlere de söyleyelim. Eğer buna düşmansa değerli izleyiciler, bize düşmansa bu kişiler, hemen söyleyelim. Nedir mesele? Bunun tersini yapmak. Yani onlar diyor ki Türkiye'ye göz yumun. Onlar göz yumayacaklar ama şu anda hükümetin yapması gereken şey ya da Türkiye idare edenlerin yapması gereken şey belli ki değerli izleyiciler, Rusya ile Şam'la yakınlaşmak. Çünkü en çok bundan korkuyorlar. Amerikalılar, Batılılar, değerli ulusal kanal izleyicileri. Evet, bir son dakika gelişmesi varmış. Arkadaşlarım aktaracaklar bana. Evet, bir şehit haberi varmış. Şimdi arkadaşlarımdan duydum. Evet, ismini alabildik mi arkadaşlar? Evet, bir piyade uzman çavuşumuz maalesef bir şehit haberi daha aldık. Üçüncü şehitimiz oldu Afrin operasyonunda. Bir piyade uzman çavuş, ismini henüz arkadaşlarım bana iletmediler ama başımız sağ olsun, vatan sağ olsun diyelim değerli izleyiciler. Ve Avrupa Birliği'nden Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili bir açıklama geldi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, değerli izleyiciler, endişeliyiz dedi. Onlar da aynı Amerikalılar gibi konuşmuşlar. Endişelilermiş. Türkiye ise Zeytin Dalı Harekatı'nın Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde anlatacak ve bunun için hazırlıklar yapıyor. Avrupa Birliği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de terör örgütlerine karşı yürüttüğü harekata dair ilk açıklamayı yaptı.
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini harekatla ilgili görüşlerini açıkladı. Birincisi insani nedenler. İnsani yardımların ulaştığından ve sivil halkın operasyondan etkilenmediğinden emin olmalıyız. Alandaki herhangi bir askeri operasyonun IŞİD karşıtı olduğundan da emin olmalıyız. Beni endişeye sevk eden diğer husussa askeri operasyonlar Cenevre'deki görüşmelerin sürmesini olumsuz etkileyebilir. Mogherini ve AB Bakanı Ömer Çelik hafta içerisinde Brüksel'de bu konuyu görüşecekler. Öte yandan Türkiye'de Afrin Harekatı'nı Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde anlatacak. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, aralarında HDP'lilerin de bulunduğu Birleşik Sol Grup üyelerinin Afrin gündemli acil toplanma girişimini engellediklerini söyledi. Kılıç, harekatın amacını en iyi şekilde Avrupa Konseyi üyesi 47 ülkenin parlamenterlerine anlatacaklarını ifade etti. Biz yaptığımız harekatın ne kadar doğru olduğunu zaten biliyoruz. Tüm dünyada artık kabul etmiş durumda. Biz bu sayede Cumhurbaşkanımızın da bugün belirttiği gibi bölgedeki Kürt halkına karşı veya Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı bir girişimimizin söz konusu olmadığını, aksine onların da orada teröristlere karşı güvenliğini sağlamak amacıyla bulunduğumuzu anlatmış olacağız. Zeytin Dalı Harekatı Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde çarşamba günkü genel görüşmede ele alınacak. Böylece harekat ilk ağızdan anlatılmış ve detaylandırılmış olacak. Ve değerli izleyiciler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gelmişti Fransa'nın başvurusu üzerine Suriye'deki son durum. Yani Suriye'deki son durumdu aslında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne giden Fransa'nın tasarısı. Ve Zeytin Dalı Harekatı'na da İngiltere'den destek geldi bu arada. Destek açıklaması yaptı İngiltere. Almanya ve Fransa siyasi düzlemde ilerlemenin hedeflenmesi gerekiyor yorumunu yaptı. Yani Avrupa'dan farklı değerlendirmeler var. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Fransa'nın başvurusu üzerine Suriye'deki son durumu görüşmek üzere toplandı. Zeytin Dalı Harekatı'na İngiltere'den destek açıklaması geldi. İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili Türkiye sınırlarını güvenli tutmak istemekte haklı açıklamasında bulundu. Almanya ve Fransa ise Türkiye'nin itidalli davranması yönünde çağrıda bulundu. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Suriye'nin ihtiyacı olan son şey askeri çatışmalar. Orada insanlar yeterince acı çekiyor. Bütün çabalar siyasi düzlemde ilerleme sağlanmasını hedeflemeli dedi. Fransa Dışişleri Bakanlığı da Afrin'deki operasyona ilişkin Türkiye'ye insani durumu da göz önünde bulundurarak itidalli davranması yönünde çağrı yaptı. Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ise Türkiye'nin güvenliği konusunda meşru endişeleri olduğunu söyledi. İngiltere'nin yanı sıra Katar'da Afrin Harekatı'nı desteklediklerini bildirdi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulva El Hatır, Türkiye'nin ulusal güvenliği ve sınır güvenliğiyle bağlantılı meşru kaygılarından ötürü ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması amacıyla bu harekat başlatıldığı ifadelerini kullandı. Ve değerli izleyiciler, Rusya'dan bir değerlendirme var. Rus askeri uzman Konstantin Sivkov, Zeytin Dalı Harekatı'nı yorumladı ve Sivkov Türk ordusunun başarıya ulaşacağını, kesinlikle galip geleceğini, bakın kesinlikle ifadesini kullanıyor. Türk ordusunun kesinlikle galip geleceğini söylüyor Konstantin Sivkov. Aynı zamanda Türk ordusunun sınırları içinde de bölücü terör örgütüyle başarıyla mücadele ettiğini belirtiyor. PKK-PYD'nin de Amerikan kuklası olduğunun altını çiziyor Rus askeri uzman. Önemli değerlendirmelerde size bu bilgileri aktarmış oldum. Hemen önümdeki bilgiden. Ve İran'dan bir haber, İran kaynaklarından gelen bir haberi sunacağım şimdi size. Amerika'nın terör koordinatörü olan Afrin operasyonu için Ankara Şam arasında dostluk koridoru açılıyor. Evet, İran'da Suriye ile ilişkileri yöneten kaynaklar, değerli izleyiciler, bu ilişkilere bakan kaynaklar Türkiye ile Suriye arasında tarihte veriyorlar. Bu yıl içinde temas kurulacağını açıklıyorlar.
Türkiye terör koridorunu dağıtmak için düğmeye bastı. 7 yıl sonra Başbakan Binali Yıldırım, Şam yönetimiyle alt düzeyde de olsa görüşüldüğünü açıkladı. Ulusal Kanal, Afrin Operasyonu sırasında ortaya çıkan siyasi iklimi Suriye dosyasına bakan İran kaynaklarıyla konuştu. Ulusal Kanal'a konuşan kaynaklar, 2018 yılında Ankara ile Şam arasında doğrudan diyalog kapısının açılacağının bilgisini verdi. İran tarafı, Suriye'de Kürt devleti kurma hedefi Ankara ile Şam işbirliğiyle engellenir tespiti yapıyor. İran diplomasisi, Amerika'nın Fırat'ın doğusunda devlet kurmak istediğini dikkatle izliyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın İran'ın kuzey hattı hayalini boşa çıkarmak hedefiyle Suriye'de kalacağız demesi de tabloyu netleştiriyor. Ortak tehdide karşı İran, Ankara'yı Şam'la işbirliği kurmaya teşvik ediyor. İran'ın Suriye dosyasına bakan ekip doğrudan ülkenin en etkin ismi dini lider Ali Hamane'ye bağlı. Bu krizde 7 yıllık deneyim ve birikime sahip İranlılar dikkat çeken tespitler yapıyor. Buna göre Amerika, Irak Kürt bölgesel yönetiminin bağımsızlık girişiminde başarısız oldu. İran'daki provokasyon girişimleri de ezimete uğradı. Amerika ve İsrail, İran'daki olaylardan da istediği sonucu alamadı. Suriye'de devlet kurma girişimi Ankara-Şam işbirliğiyle engellenir. Ve değerli izleyiciler, Mehmetçiğin başlattığı Zeytin Dalı operasyonuna Türkiye'deki Suriyeliler de destek verdi. Bu haberimiz Aydın'dan. Aydın'daki Suriyeliler değerli izleyiciler ve değişik milletlerden üniversite öğrencileri gönüllü askerlik için askerlik şubelerine başvurdular. Aydın'daki Suriyeliler, Türk ve yabancı uyruklu üniversite öğrencileri Zeytin Dalı operasyonuna destek için bir araya geldi. Ellerinde Türk bayraklarıyla Aydın Askerlik Şubesi'ne gelen grup Afrin'e gitmek için gönüllü askerlik dilekçesi verdi. Biz 7 yıldır diyor Türkiye'de ikamet etmekteyiz. Türk askerinin yaptığı operasyonla alakalı olarak onlara destek amacıyla askeri şubesinin önünde ve onlara katılmak babında geldik. Biz diyor Türkiye Cumhuriyeti'ne sonsuz şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sunarız. Başarılar diliyoruz. Tabii ki Afrin için bizim memleketimiz, bizim şehrimiz. Yani böyle terör, PKK, PYD'ye bunlar hiç gelmeye hoş değil bizim için. O yüzden defol gidin diyoruz. Aydın İl Göç İdaresi Müdürü Soner Koç desteğin fazla olduğunu söyledi. Afrin'deki Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Mehmetçiğimizin bu operasyonda oraya huzur getirmek için, birlik ve dirlik sağlamak için yaptığı bu operasyona katkı sağlayan ve bizzat biz de savaşmak istiyoruz, biz de Mehmetçiğin yanındayız diyerek tepki veren siz kardeşlerimi kutluyorum canı gönülden. Afrin'de vatan savaşı vermekte olan Mehmetçik için dua da edildi. Duruyorsak sınırda Afrin bölgesinde o operasyon içinde olan askerimizi her daim tehlikelerden muhafaza ile ya Rabbi. Duaların ardından Afrin'de gönüllü askerlik yapmak için doldurulan dilekçeler Aydın Askerlik Şubesi'ne teslim edildi. Evet, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu önemli açıklamalar yapıyor. Canlı yayındayız değerli izleyiciler. Düşmeninizde aldığınız reaksiyonlar neler? Şimdi herkes Türkiye'nin burada yani haklı olduğunu kabul ediyor. O nedenle bir terör örgütüne karşı niye mücadele etmiyorsunuz diyemiyor. Ama insani boyuttan girerek işte şu konuda endişeliyiz gibi sözler söylüyor. Bunlar bazıları işte kendi iç kamuoyuna mesaj, bazıları bu konudaki hassasiyetini göstermek için yapıyor. Ama bunlar zaten beklediğimiz tepkilerdi. Zaten buraya gelmeden önce Fransız Dışişleri Bakanlığı ile telefonda görüşerek ne demek istedikleri konusunda bilgi aldık. Yani muğlak bir açıklama vardı. Fakat biz telefonla görüştük. Buradan Paris Büyükelçimiz yine hem Macron'un danışmanlarıyla hem de Dışişleri Bakanlarıyla bakanlığındaki muhataplarıyla temasta bulundu. Biz de Ankara'daki Büyükelçiyi arkadaşlarımız aradılar ve net açıklama istedik. Daha sonra zaten Le Drian, Bakan Le Drian Twitter hesabından yeni bir mesaj yayınlayarak sadece rejimin Doğu Guta ve İdlib'deki saldırılarından dolayı ortaya çıkan insani durumu
gündeme getireceğiz dediler. Bizim basında acil oturum gibi algılandı. Öyle haberler çıktı. Doğru değil. Zaten dün pazartesi günü New York'ta rutin bir güvenlik konseyi toplantısı vardı. Biz öncesinde zaten P5 ülkelerinde bilgilendirdik. Güvenlik konseyinin dönem başkanı Kazakistan'ı da bilgilendirdik. Komşu ülkelerde bilgilendirdik. BM Genel Sekreteri, aynı şekilde NATO Genel Sekreteri. Dün NATO Genel Sekreteri Yardımcısı Amerikalı hanımefendi Ankara'daydı. Arkadaşlarımız bilgilendirdi. Ankara, özür dilerim, rejimin İstanbul'daki başkonsolosluğuna bir nota verdik bilgi için. Dolayısıyla biz uluslararası hukuktan doğan haklarımızı kullanıyoruz. Bir terör örgütüne karşı uluslararası hukuka uygun hareket ediyoruz. Yaptığımız iş bellidir. Bu süreçte de şeffaf davranıyoruz. Gizli saklı hiçbir şey yapmıyoruz. Bundan sonraki süreçte de böyle olacak. Herkesin yani insani konularda bir şey söylemesinden biz rahatsız olmayız. Ama burada bizim bir terör örgütüne karşı yürüttüğümüz bir operasyon sürecinde terör örgütünü destekleyecek bir pozisyon alan birisi olursa da, bir ülke olursa da bizim de tepkimiz ona göre farklı olur. Ve o ülkeye de terör örgütüne destek veren ülke muamelesi yaparız daha önce de söylediğim gibi. Burada herhangi operasyonla ilgili daha çok bilgi almak için soru soranlar oldu. Ama onun dışında herhangi bir olumsuz bir beyanda bulunan ya da endişe belirten kimse olmadı. Tamam. Çok teşekkürler. Evet değerli izleyiciler, Sayın Çavuşoğlu'nun değerlendirmesini izledik. Bu arada Türkiye Gençlik Birliği de Uğur Mumcu Gazetecilik Okulu düzenledi biliyorsunuz. Ve bu okula da Afrin Harekatı'na ilişkin kararlılık mesajları damga vurdu. TGB Genel Başkanı Cem Dikmen, Türkiye Gençliği olarak Mehmetçiğin başarısına kilitlendiklerini söyledi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu da Türk milletinin topyekün Mehmetçiğin arkasında olduğunu vurguladı. Uf ayağım. Uğur Mumcu gazetecilik okulunu açarken bu vurguyu da yapmadan, Mehmetçiğimize selam göndermeden ayrılamazdık. Afrin harekatının askeri hedefi kuşkusuz bölgeyi terörist unsurlardan temizlemektir. Türkiye Gençlik Birliği'nin iki gün sürecek Uğur Mumcu Gazetecilik Okulu etkinliği yüzlerce gazeteci adayının katılımıyla Ankara'da başladı. Etkinliğin birinci gününe Zeytin Dalı Harekatı'na verilen destek damga vurdu. Uğur Mumcu'nun izinde Türk gençliği bu tavrın sahibi, savunucusu ve bekçisidir. Etkinliğin açılış konuşmasını TGB Genel Başkanı Cem Dikmen yaptı. Anti-emperyalist tavır işte bugün Afrin'de Türkiye'nin toprak bütünlüğü için canını ortaya koyan Mehmetçiğin en fazla bir adım gerisinde durmak ve her daim onun arkasında olmaktır. Mehmetçiğimizin başarılarına kilitleniyoruz. Dikmen'in ardından kürsüye Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu çıktı. Türk milletinin topyekün Mehmetçiğin arkasında olduğunu belirten Feyzoğlu'nun hedefinde harekata saray savaşı diyenler vardı. Afrin harekatı başladıktan sonra yalan haberlerle milleti kandırmaya kalkışanlar. Afrin harekatı başladıktan sonra ordularımızın muzaffer olmasını istemeyenler biliniz ki ya PKK'lıdır ya emperyal güçlerin kuklasıdır. Etkinliğin açılışı kapsamında Uğur Mumcu'nun ağabeyi Ceyhan Mumcu da TGB'lilere seslendi. Uğur Mumcu'nun emin eli dostu TGB'dir. Uğur Mumcu'nun bayrağını taşıyorlar. Eski Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor İrfan Erdoğan'la CHP Eskişehir Milletvekili gazeteci Utku Çakırözer gazetecilik okulunda gençlere ders verdi. Bu isimlerin yanı sıra Sözcü Gazetesi muhabiri Gökmen Ulu, gazeteci yazar Oktay Ekşi, Aydınlık Gazetesi yazarı Şule Perinçek ve Aydınlık Gazetesi Haber Müdürü Tevfik Kadan da konuşmacılar arasındaydı. TGB'li yöneticiler iki gün sürecek etkinliği ulusal kanala değerlendirdi. TGB bir ocak, bu ocaktan nice Uğur Mumcular çıkacak. Biz de bugün gazetecilik okulunu düzenlerken Uğur Mumcu'nun fikirlerini yaşatıyoruz. Onun mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz. Evet, Türkiye Liseliler Birliği de değerli izleyiciler Atatürk Okulu yapıyor. Yarı yıl tatilini Atatürk Okulu'yla değerlendiriyor. Ve TLB'nin yurt satında başlattığı Atatürkçülük Okulu'la ilk durak Muğla oldu.
Yarı yıl tatiline girdiler, bugün Atatürkçülük Okulu'nu açtılar. Türkiye Liseliler Birliği'nin tüm Türkiye'de başlattığı Atatürkçülük Okulu'nun ilk durağı Muğla oldu. Atatürk'ün etkilenme fikir akımlarını, ulusal ve uluslararası fikir akımlarını inceliyoruz. İlk ders Türk Devrim Tarihi. Öğretmense Türkiye Liseliler Birliği Genel Başkanı Yıldırım Gençer oldu. Hatta Atatürk bu tanımla... İkinci dersin konusu Atatürk ve teşkilatçılık oldu. Türkiye Gençlik Birliği Eğitim Sorumlusu Işık Günak Fırat anlattı. Amacımız Atatürk'ün o bilinmeyen teşkilatçı, mücadeleci yönünü anlamak, oradan bir takım ilkeler süzmek ve kendi hayatımızda bunları uygulayabilmek. Derslere öğrenciler kadar velilerin de ilgisi yoğundu. Ve değerli izleyiciler, 3 aydır maaş alamayan maden işçileri üretim durdurdu. Kararın ardından açıklamayı işçiler yaptı, borç batağında izlediler. Cumhurbaşkanı'na da seslendiler işçiler. 3 aydır maaş alamayan maden işçileri greve gitti. 3 aylık maaş alacağımız bulunmaktadır. Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde bulunan Adularya Enerji Üretimi ve Madencilik AŞ'de çalışan 800 işçi üretimi durdurdu. Çalışanlarımız borç batağında olup eşinin ve çocuğunun yüzüne bakacak halleri kalmamıştır. İşçiler iş durdurma kararının ardından açıklama yaptı. Çalışan işçilerin maaşları üzerinde haciz bulunduğundan, maaşlarında tamamı yatmadığından elimize hiç para geçmemektedir. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a seslenen işçiler, borç batağındayız, eşimizin, çocuğumuzun yüzüne bakamıyoruz dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız, mağduruz, mağduriyetimizin giderilmesi için sizden talebimiz, hakkımız olan maaşlarımızın ödenmesi ve tesisimizin devreye alınmasıdır. Adularya Madencilik ve Elektrik Üretimi AŞ firmasına FETÖ soruşturması çerçevesinde el konulmuştu. Şirket tasarruf mevduatı fonuna devredilmiş, ardından da kayyum atanmıştı. Her zaman devletimizin, milletimizin yanındayız. Saygılarımızla Adularya işçileri. Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri Hatay'da bir araya geldi değerli izleyiciler. Bölgenin çevresel sorunlarını masaya yatırdılar, bir toplantı düzenlediler. Kirlenen denizde yapılan nükleer santrali, balık çiftlikleri ve anormal derecede kentleşme ile Mersin'de olduğu gibi bütün kentlerimiz kirleniyor ve Türkiye turizm özelliğini kaybediyor. Termik santraller, kum ocakları, HES ve barajlar. Bu saydıklarımız Doğu Akdeniz'in başlıca çevre sorunları. Su kaynaklarımızı tüketen organize sanayi bölgeleri, tarihimizi yok eden taş ocakları, çimento fabrikaları gündemimizde yer almaktadır. İşte bu sorunlara derman arayan çevreciler Hatay'da bir araya geldi. Yatırımlar yapılırken maalesef sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınmamakta. ÇED raporlarına gelince hepiniz biliyorsunuz ki ÇED raporları bir şekilde onaylanıyor. Hatay, Adana, Mersin ve Osmaniye'deki çevre dernekleri çevre koruma toplantısı düzenledi. Toplantıda bölgenin çevresel sorunları ve ortak mücadele masaya yatırıldı. Çarpık kentleşme, yeşil alan eksikliği konusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Alan koruma çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çevre dernekleri sorunlarla ilgili siyasi partilerle, demokratik kitle örgütleri, belediyeler ve yerel yönetimlerle ortak çözümler yapacaklarını belirtti. Ziraat Bahçesi ve İskenderun'daki karayolları bizim için şu an en fazla mücadele ettiğimiz konu olarak bilgilerinize sunuyoruz. Dernek başkanları, valilik, kaymakamlık, belediyeler ve halkı çevre konularında duyarlı hale getirmek için çalışmalar da yapacaklarını açıkladı. Son dönemlerde kontrolsüz zirai ilaç mücadelelerinden kaynaklı olarak öncelikle toprak kirleniyor, daha sonra da yeraltı sularımız kirleniyor. Erzin'deki termik santralini söylemeye gerek yok. Değerli izleyiciler, Türkiye'nin en büyük tarım fuarı İzmir'de açılıyor. Dünyanın dört bir yanından tarım ve hayvancılık sektörünün temsilcileri aynı çatı altında buluşacak. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Türk tarımını dünya tarımı ile 13. kez buluşturuyor. Tarımın kalbi İzmir'de atacak. Yurt içi ve dışından binlerce sektör temsilcisi aynı çatı altında toplanacak.
Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nınsa dördüncü büyük organizasyonu olan fuara yabancı tarım bakanları da katılacak. Şu anda bize gelen teyit 20'ye yakın yabancı tarım bakanı fuara gelecek. Bu da Türkiye'de bir ilk. Ekonomi Bakanlığı Türkiye'deki 9 fuara destek veriyor. Destekçilerimiz çok fazla, şu anda zannediyorum 60'ın üzerinde bir kurum desteğiyle düzenlenen, belki de dünyadaki en fazla destekle düzenlenen fuar kapsamındayız. Onlardan biri olma özelliğini taşıyan tarım fuarında 4 gün boyunca çok uluslu tarım iş forumu düzenlenecek. Fuarda yok yok 2018 model traktör lansmanı, koyun keçi güzellik yarışması, yoğurt yeme yarışması gibi birçok ilgi çekici yarışma ve etkinliğin hazırlıkları da tamamlandı. Paneller ve dikkat çekici etkinlikler katılımcı ve ziyaretçilerle buluşacak. Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan, fuara 850 firmanın katılacağını söyledi. Sektörün lider fuarı, katılımcı sayısını 850 firma olarak hedefliyor. Hatay'da da 2021 Expo Fuarı yapılacak değerli izleyiciler. Önemli projeler de hayata geçiriliyor Hatay'da. Mesela deniz otobüsü bunlardan bir tanesi. Hataylılar deniz otobüsüne kavuşuyor. Nisan ayında başlaması planlanan seferlerin heyecanı şimdiden vatandaşı sardı. Keyif verici bir yolculuk olur. Hem insanlar denizi izleyerek gider, işte trafik konusundan bir rahatlama olur. Projeyle birlikte Samandağ ve İskenderun'dan Mersin, Gazi Mausa ve Beyrut'a deniz ulaşımı seferleri yapılacak. Antakya için çok büyük bir katkı sağlayacak. Deniz ticareti karayollarına nazaran çok daha masrafsız. Hatay açısından abi çok kişi gider. Deniz ulaşımıyla birlikte vatandaşlar hem daha ekonomik hem de hızlı bir şekilde seyahat edecek. Kara ulaşımıyla 2 saat 16 dakika olan İskenderun-Mersin arası deniz otobüsüyle 1 saat 48 dakikaya inecek. Deniz otobüsü projesi vatandaşları sevindirdi. Hatay'ın turizmine çok iyi katkıda bulunacağını düşünüyorum ben. Evet değerli izleyiciler, bu haberle noktalıyoruz ana haber bültenimizi. Yarın saat 18.30'da yine Türkiye ve Dünya Gerçekleri'yle birlikte olacağız. Saat 20'de Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Çıkış Yolu programında biliyorsunuz değerli izleyiciler. İzlemenizi tavsiye ediyoruz. Saygılar ve sevgiler sunuyoruz. İyi akşamlar efendim. Varlığımız Türk varlığına armağan olsun.